Merhaba arkadaşlar. CS3 Transition, Transform ve Animation özellikleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar Transform özelliği üzerine konuşacağız. Transform özelliği aslında tek başına pek kullanılmaz. Genelde Transition özelliğiyle beraber kullanılır. Zaten bizde de bu iki fonksiyonun bu kullanım özellikleriyle ilgili uygulamaları yapacağız. Ama bu dersimizde Transform fonksiyonu, transform özelliği üzerine teorik dersimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ekranda bir tane görselimizin olduğu bir HTML kodu var. Yalnızca üzerine geldiği zaman pointer olmasını istiyorum. Ve hover durumunda arkadaşlar biz gerekli olan transform özelliklerini yazacağız şimdi. Şimdi transform özelliğinin genel biçimi arkadaşlar şu şekildedir. Transform keyword'ü kullanılır, fonksiyon ismini kullanırız ve fonksiyona ait olan parametreler kullanılır arkadaşlar. Konuşacağımız fonksiyon aslında 4 tane. Bunlar translate, scale, rotate ve skew şeklinde. Bir de matrix var. Beşincisi matrix var ama matrix zaten ilk dördünün bir karışımı arkadaşlar. Şimdi öncelikle translate fonksiyondan başlayalım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi hover CSS'in üzerine hemen transform özelliğinin ilkini yazıyorum. Transform diyorum arkadaşlar. İlk konuşacağımız fonksiyon üzeri translate ve bu translate arkadaşlar şöyle bir 40 piksel virgül 40 piksel yazalım. Ne oluyormuş bakalım. Refresh ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın üzerine geldiğim zaman dikkat ederseniz burada şurada X'de ve Y'de arkadaşlar 40 piksel olarak boşluklar görüyorsunuz. Bu ne yaptım? Translate diye yani taşıma fonksiyonunu kullanarak görselimin üzerine geldiğim zaman sağa doğru ve aşağıya doğru 40 piksel olarak hareket ettirmesini istedik. Bunu arkadaşlar hadi aşağıya doğru 80 piksel olarak hareket ettirelim bakalım ne oluyor. Gördüğünüz üzere sağdaki 40 piksellik boşluk sabit kaldı ama yukarıda 80 piksellik bir boşluk oluşturu hareket ettirmiş olduk. Tabi belirttiğim gibi yani üzerine geldiği zaman böyle transform bir anda hareket etmesi çok fazla istediğimiz bir şey değil. Ama bu şekilde dediğim gibi uygulamalarda transition efektiyle beraber kullanılıyor zaten genelde. Şimdi mesela bir de şöyle bir şey yapalım. Dikkat ederseniz 40 piksel dedik. Bunu eksi 40 piksel ve eksi 80 piksel yaptığımız zaman ne oluyormuş bakalım. Geliyorum üzerine. Üzerine geldiğim zaman dikkat ederseniz ne oluyor? Normalde pozitif rakamlarda sağa ve aşağıya doğru hareket ederken negatif rakamlarda sola ve yukarıya doğru hareket ediyor. Üzerine geldiğim zaman 80 piksel görselin yukarıya doğru, 40 piksel de sola doğru hareket ettiğini gördük arkadaşlar. Ayrıyeten var. Burada iki parametrenin birden kullanılmasına gerek yok. Mesela şöyle örneğin biz sadece aşağıya doğru hareket ettirelim. Bunun için ne yapıyorum? Translate y diyorum arkadaşlar. Y eksini üzerinde hareket ettirecekmişiz gibi. Aşağıya doğru 80 piksel hareket etsin bakalım. Geldim yalnızca görmüş olduğunuz üzere aşağıya doğru hareket ediyor. Veya yalnızca sağa doğru hareket etmesini istiyorum. Translate x diyorum bu kez. Pozitif değerde sağa doğru, negatif değerde sola doğru hareket edecek. Geldiğim zaman görmüş olduğunuz üzere görselim yalnızca sağa doğru hareket ediyor. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ilk fonksiyonumuz adı ne? Translate. Translate fonksiyonu ne işe yarıyor? Transform özelliğini verdiğimiz CSS elementini hareket ettiriyoruz x ve y ikisini boyunca. Şimdi gelelim diğer ikinci durumu arkadaşlar. İkinci durumda konuşacağımız scale yani ölçekleme. Scale diyorum arkadaşlar. Geldim scale fonksiyonumu yazdım ve şöyle ne yapalım nokta 5 virgül
0.5, yani 0.5'e 0.5 dedik. Bakalım ne oluyormuş. Şöyle kaydettik. Geldim üzerine görselin, dikkat ederseniz ne oldu arkadaşlar? Görselim bu, dikkat ederseniz normal durumda birebir orantılı, ama ben 0.5'e, hani şunu 0.5 ile 0.5 yapalım da kafamız karışmasın. 0.5 ve 0.5 yaptım arkadaşlar. Ne yaptım? Görmüş olduğunuz üzere yarıya küçülttüm bunları. Aynen. Ne yapalım? Şöyle 2'ye 2 yazalım. 2'ye 2 yazdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Yine genişliğini 2 katına çıkaracak, yüksekliğini 2 katına çıkaracak. Geliyorum. Üzerine geldiğim zaman görmüş olduğunuz üzere görselin genişliği ve yüksekliği 2 katına çıkıyor arkadaşlar. Mesela burada hepsi aynı olmak zorunda değil. Şu şekilde yaparsak, yani genişlik 2 katına, yükseklik 4 katına çıkacak şekilde de yapabiliriz. Ama tabii burada kullandığımız görsel kullanırsak, burada görmüş olduğunuz şekilde görselde bozulmalar olabilir. Aynen translate fonksiyonunda olduğu gibi scale fonksiyonunda da yalnızca genişliğini ya da boyutunu ölçekleyebiliriz. Buraya scale x diyorum arkadaşlar. Parantezimizi de 2 yazıyorum. Bakalım ne olacak. Yani burada ne diyorum? Görmüş olduğunuz üzere genişliğini 2 katına çıkarmasını söylüyorum. Ya da bunu scale y diyebiliriz arkadaşlar. Burada da hadi bunu da 3 yapalım. Burada da yüksekliğini 3 katına çıkarmaktan çıkarabiliriz bu şekilde. Üçüncü konuşacağımız özellik arkadaşlar, translate ve scale'den sonra rotate. Rotate fonksiyonuyla da arkadaşlar derecelerle döndürebiliyoruz. Mesela nasıl yapabiliriz? Rotate diyelim. Mesela 20 değil, şöyle bir daha yüksek bir değer söyleyelim. 50 derece arkadaşlar döndürüm olsun. Geliyorum görselin üzerine. Görmüş olduğunuz şekilde şu merkezden ne oldu arkadaşlar? 50 derecelik bir görselimizi döndürüyor şu şekilde. Bunu bir de ne yapabiliriz? Hadi eksi 30 yapalım rotate'de. Eksi 30 degree yaptık arkadaşlar. Geliyorum. Görmüş olduğunuz şekilde bu kez ters tarafta eksi 30 derecelik bir görselimizi döndürüyor arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Görselimizi merkezden döndürüyor. Hatta şunu artı 30 yapalım, daha rahat anlaşılsın. Görmüş olduğunuz üzere şurası merkez. Şuradan 30 derecelik bir açıyla bunu döndürüyor. Tam merkezden döndürüyor. Ama arkadaşlar biz burada ne yapabiliriz? Transform, yani bu fonksiyonun döndürmesini şu şekilde, mesela şöyle yazayım hemen. Sonra konuşuruz üzerine. Transform origin diyorum arkadaşlar. Ve transform origin'ı ne yapsın bize? Şöyle center'dan değil de bottom'dan döndürsün arkadaşlar. Şöyle bottom'dan döndürmesini şey yapıyorum. Geliyorum. Dikkat ederseniz bu kez 30 dereceyi şu merkezden değil de tabandan yapıyor. Mesela şunu left yapalım. Geliyorum üzerine. Görmüş olduğunuz üzere sol taraftan, yani şuradan bir 30 derecelik arkadaşlar döndürüyor bizi. Right yapalım. Right yaptık. Görmüş olduğunuz üzere bu kez sağ taraftan bizi 30 derece olarak döndürüyor. Yani normalde default olarak arkadaşlar, yani eğer biz hiçbir şey yazmasaydık, şöyle transform origin yazmasaydık, tüm transform işlemlerimizi böyle görselin ortasını, yani merkezini baz alarak yapar. Transform origin özelliğimiz de o işe yarıyor. Şimdi translate'i konuştuk, scale'i konuştuk, rotate'i konuştuk arkadaşlar. Son olarak ne kaldı dördüncü olarak? Skew kaldı arkadaşlar. Skew de sonra skew x diyelim. Şimdi skew da arkadaşlar
şöyle görselimize eğim vermeye yarar. Geliyorum arkadaşlar, böyle dikkat ederseniz x ekseni boyutunda 30 derecelik bir görsele eğim veriyor. Bunu skew'ye yaparsak, geliyorum arkadaşlar, bu kez y ekseni üzerinde bize 30 derecelik bir eğim veriyor. Şimdi arkadaşlar, genel olarak CSS 3'te iki boyutlu transform konuları bunlar. Görmüş olduğunuz üzere W3 School sayfamızda da çeşitli örnekler var. Bizim yaptığımız örneklere benzer. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar, uygulama iki boyutlu transform özelliğinin uygulamasını yapacağız. Ha, şurada son olarak matrix metodu vardı da arkadaşlar. Matrix metodu ile ilgili de yaptığımız şöyle arkadaşlar. Matrix metodu da ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parametre alıyor arkadaşlar kendi içerisinde. Mesela şuradan hemen şunu şöyle kopyalayalım. Geldim. Şunu şöyle transform özelliği olarak yazdım arkadaşlar. Bize bakalım bu nasıl bir sonuç verecekmiş. Refresh ediyorum. Geliyorum. Bu şekilde hem skew hem böyle hem eğimi hem de döndürerek bize bu şekilde bir özellik veriyor arkadaşlar. Parametre sırasına da şuradan bakarsak tekrar, parametre sırası üzerinde de konuşalım hemen. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar, ilk parametremiz scale x, ikinci parametremiz skew y, skew x, scale y, translate x ve translate y olarak bu şekilde geliyor. Yani biz mesela şuradan şöyle yapalım isterseniz. Gelelim şurası translate x için 30 piksel diyelim. Mesela 30 piksellik bir şey verelim. Refresh dediğim zaman, pardon. Görmüş olduğunuz şekilde 30 yazdığımız zaman şuradan 30 piksellik bir boşluk bıraktı. Hadi yukarıdan da 50 yazalım translate y parametresi olarak. Görmüş olduğunuz üzere 50 piksellik bir boşluk bıraktı arkadaşlar. Matrix fonksiyonumuz da bu, ama biz genelde matrix fonksiyonu kullanmayız, çünkü kullandığımız elementte bu derece bir bozulma olsun istemeyiz arkadaşlar. Fonksiyonları ayrı ayrı kullanırız genelde. Neydi o fonksiyonlar? Görmüş olduğunuz gibi rotate, translate, rotate, scale ve skew, x ve y fonksiyonları arkadaşlar. Transform özelliği hakkında teorik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde transform, iki boyutlu transform uygulama dersiyle görüşmek üzere.